Ahmet Bey, fuar tarihi değişiyor. Peki neden değişiyor? Valla biz değiştiriyoruz. Çok istedik bu fuarın tarihinin değişmesini. Türkiye'de bakın 28 yıl önce başlayan tarihin artık bir değişmesi lazım. Neden değişmesi lazım? Çünkü Eylül'de yapılıyor şu anda fuarımız. Okullarımız açıldı. İşte hemen arkasından bir bayram, 10 gün tatil. Ondan sonra Avrupa'dakiler Noel'e gidiyor. Yılbaşı, Türkiye'dekiler de üretim sıkıştı, yetişmedi, yaşanıyor. Şimdi dünya bir yere gidiyor. Dünya bir yere giderken bizim başka bir yerde kalmamız mümkün değil. Biz de onlarla beraber olacağız, onlarla entegre olacağız. Dünyada bütün sektörlerde, promosyon sektörlerinde fuarlar Ocak'ta başlar, Nisan, Mayıs'ta biter. Türkiye'de Ağustos, Eylül'de başlıyor. Olmaz böyle bir şey. Biz madem dünyaya mal satıyorsak, dünyayla entegre isek, dünyayla bu işi beraber yapacaksak, takvim olarak da dünya fuar takviminin yer aldığı o tarihe girmeliydik. Bence bunu yaptık. Bunu yaparken de üyelerimize danışarak, birlikte çalışarak yaptık ve herkes çok memnun. Şu anda 3-6 Nisan'da yapılacak olan 2014'teki Promotürk Fuarı'na çok üst düzeyde bir katılım var. O fuarın bir başka avantajı da şu oldu. Metrekare fiyatlarımızı biraz daha düşürdük. Ben sizin vasıtanızla bu fuara girmek isteyen diğer meslektaşlarımıza da sesleniyorum. Birlikten kuvvet doğuyor ve güç doğuyor. Ne kadar Türkiye'de üretim yapan varsa buyursun gelsin Nisan'daki fuarımıza katılsın. Çünkü o zaman önünüzde 8 ay gibi bir üretim zamanı oluyor. Rahat rahat çalışıyorsunuz. Avrupalı da bunu istiyor. İç piyasa da bunu istiyor. Doğru bir tercihti. Bence bu senenin en doğru işlerinden birisi sektör olarak fuar tarihinin değişmesiydi.